أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتركوا
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. صدق الله العظيم. أحسنت izleyenleri. Her hafta Perşembe günü yayınladığımız Cuma'ya doğru programın konuğu Görev Komitümüz İbrahim Kapancı. Hocam, İslam aleminin merak ettiği birkaç sorumuz olacak size. Bunlarla ilgili başlayalım diyorum. Evet efendim, tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Oksijen TV, Oksijen Medya grubunu sizleri Gölyaka Müftülüğümüzde misafir etmekten dolayı son derece memnunuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah programımız güzel bir hayra vesile olsun diye ümit ediyoruz. Hocam, bilindiği gibi Berat Kandili gelecek hafta idrak edilecek. Allah'tan ne istenirse vereceği ifade ediliyor. Bu konuyu aydınlatır mısınız? İnşallah. Kıymetli kardeşim, mübarek 3 aylar içerisindeyiz. Recep ayı, Şaban ayı ve inşallah Ramazan-ı Şerif'e ulaşacağız. Peygamber Efendimiz bu mübarek günler geldiğinde Allah'ın bizleri Recep ve Şaban ayını mübarek eyle ve bizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştır diye dua ederdi. Şu anda Şaban ayı içerisindeyiz ve inşallah önümüzdeki hafta mübarek Berat Kandili'ni idrak edeceğiz. Berat Kandili Şaban ayının 15. gecesinde idrak edilen mübarek bir gece. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri bu gecenin rahmet, mağfiret ve bereket mevsimi olduğunu bizlere haber veriyor. Tabii en önemlisi de Regaib Kandili, Miraç Kandili ve Berat Kandili. Artık Ramazan-ı Şerif'in habercisi bizim için. Tabii bu gece çok önemli. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri bu gece yaptığı ibadetleri arttırırdı. O kadar çok namaz kıldı ki, o kadar çok dua etti ki Hazreti Ayşe annemiz Peygamber Efendimiz'i secde anında uzun süre kaldığı için Peygamber Efendimiz'i bir rahatsızlık geçirdi. Hatta öldü zannetti. Peygamber Efendimiz ona herhangi bir rahatsızlığı olmadığını haber verdi. Ya Resulallah, niye bu kadar çok ibadet ettiniz diye sorduğunda, ey Ayşe, bu gece ne gecesidir, bu gece hangi akşamdır bilir misin diye sordu. Hazreti Ayşe annemiz, ey Allah'ın Resulü, sen daha iyi bilirsin diye cevap verdi. Bu gece dedi, Şaban ayının 15. gecesi. Allah bu gece semaya tecelli eder. Ve der ki, af dileyen yok mu onu affedeyim. Bağışlanma dileyen yok mu onu bağışlayayım. Şifa isteyen yok mu ona şifa vereyim diye Allah-u Teala bu gece arşa tecelli eder. Bu gece rahmet gecesidir, mağfiret gecesidir, bağışlanma gecesidir. Zaten Berat Kandili, beraet, günahlardan kurtulmak, kurtuluş demektir. Dolayısıyla bizim için çok kıymetli, çok bereketli, çok mübarek bir gecedir. Birliğin, beraberliğin sembolüdür. Aynı zamanda Berat Kandili'ni bizim için kıymetli hale getiren bir sebep de Berat gecesinin gündüzünde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a, yani Kabe'ye doğru namaz kılmasına vesile olacak ayet bugün de gelmiştir. Bismillah. قَدْ نَرَى تَقَلُّبِ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ayeti. Peygamber Efendimiz bu 15 Şaban gününde öğle namazını kıldırırken Peygamber Efendimiz'e vahyolunmuş ve Peygamber Efendimiz o namazdan itibaren namazlarını Mescid-i Haram'a doğru dönerek kılmıştır. Dolayısıyla bizim için Berat Kandili'nin en önemli alametlerinden birisi de birliğin sembolü olduğu için mübarek bir zaman dilimidir. İnşallah bu mübarek geceyi idrak edeceğiz. Ramazan-ı Şerif'e inşallah feyizle, bereketle ulaşmanın gayreti içerisinde olacağız. Peki hocam, Cuma günü Ramazan ayı haricinde Cuma günü oruç tutulur mu? Tutulur ise bir gün önceden mi başlamak gerekiyor? Halk arasında bu yanlış biliniyor. Bunu bir açıklayabilir miyiz? Evet. Hüseyin Bey, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri sadece Cuma günü oruç tutmanın doğru olmadığını bizlere haber veriyor. Ve İslam uleması da sadece Cuma günü oruç tutmanın tenzihen mekruh olduğunu bizlere bildiriyorlar. Peygamber Efendimiz, sizden hiç kimse Cuma günü oruç tutmasın, ancak bir gün önceden ve bir gün sonra tutacaksa bu müstesnadır diyor. Farz-ı mahal şöyle örnek verelim. Bir kardeşimiz pazartesi perşembe oruçlarını tutuyor. Sünnet olduğu için perşembeyi tuttu, cumada tutabilir. Ama perşembeyi tutmuyor, sadece cuma günü oruç tutmak çok doğru değil. Oruç için özellikle cuma gününü seçmek
Bunun mekruh oluşunun en önemli sebebi Müslümanlar için bugünün haftalık bayram olmasından dolayıdır. Yani Müslümanların haftalık bayram günü Cuma'dır. Dolayısıyla sadece Cuma günü oruç tutmak çok doğru bir davranış değil. Ancak Cuma ve Cumartesi tutulacaksa veya Perşembe ve Cuma tutulacaksa bunda herhangi bir beis yok. Ama sadece Cuma gününü tercih etmek doğru bir seçim olmasa gerektir. Peki hocam, Allah'ın çok sevap verdiği mekan ve zamanlar var mıdır? Bu konuda bilgi verir misiniz? Çünkü halk arasında bazı söylentiler var. Bunlara açıklık getirelim bir zaman. Evet, Hüseyin Bey, tabii bizim kıymetimiz dualarımızla. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاكُمْ. Şayet diyor sizin dualarınız olmasaydı Allah size ne diye kıymet versin? Yani bizi kıymetli tutan, kıymetli yapan en önemli şey duamız. Müslüman için dua yapmak vesilesiyle herhangi bir zaman mekan yoktur. Müslüman her yerde, her zamanda, her mekanda Allah'a yalvarıp duasını yapabilir. Ancak Kur'an-ı Kerim'e göre hadis-i şeriflere bakınca bazı vakitlerde yapılan duaların daha makbul olacağını biz görebiliyoruz. Mesela seher vakitleri, sabah erken saatler. Güzel bir ilahi vardır. Yatma seherde uğrarsın derde. Söyle her yerde elhamdülillah diye. Dolayısıyla seher vakitleri çok kıymetli vakitlerdir. Duaların kabul edileceği mübarek zamanlardır. Bunun dışında Ramazan geceleri, hacılarımızın Arafat'ta bulunduğu vakitlerde Arafat geceleri, Arafat vakfesinin olduğu vakitler, gece vakitleri, teheccüd vakitleri, herkesin, bütün kainatın uyuduğu gecenin o en karanlık, en zifir vaktinde kalkıp abdest alıp iki rekat, dört rekat namaz kılıp arkasından dua etmek çok kıymetlidir. Ezan okunduğunda, ezan okunurken, ezan okunduğu anda dua etmek çok kıymetli. Ve farz namazların sonunda bizim bütün camilerimizde, cemaatimizle birlikte öğlen, ikindin, akşam yatsı ve sabah namazlarından sonra cemaat halinde hep beraber dua etmemiz çok kıymetlidir. Ve bunların, bu vakitlerde yapılan duaların kabul edileceğine dair birçok bize aktaran rivayetler ve Peygamber Efendimiz'den bizlere gelen haberleri biz İslam kaynaklarından öğrenmiş oluyoruz. Peki efendim, şimdi zekat kimlere farzdır? Fitre ve sadaka kimlere verilmelidir? Öncelikle ihtiyacı olan yakınlarına mı? Yoksa daha fazla ihtiyacı olanlara mı? Çünkü bu halk arasında gerçekten konuşuluyor. Ne yapmamız gerekiyor? Bu konuda aydınlatır mısınız bizleri? Evet efendim, İslam'ın 5 temel esasından bir tanesidir zekat vermek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri Büniyel İslam ala hamsin şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah diye başlayan hadis-i şerifte İslam'ın 5 temel esas üzerine bina edildiğini bizlere haber veriyor. Bunlar hepimizin bildiği İslam'ın 5 şartı: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Bu 5 esasdan bir tanesi de zekat vermek. Zekat malı temizleyen mali bir ibadettir. Zekat İslam'ın temel ibadetlerindendir. Zekat malı temizleyen, nasıl ki kıyafetimiz kirlendiğinde değiştiriyorsak, yeni bir kıyafet giyiyorsak, yeni bir temiz efendim kıyafetle toplumun karşısına çıkıyorsak, bizi temizleyen, malımızı temizleyen, bizi pisliklerden temizleyen en önemli ibadetlerden bir tanesi zekat ibadetidir ve mali ibadettir. Bizim için çok kıymetlidir. Zekat bazen toplumda malımızı vermek, malımızı azaltmak gibi görülebiliyor Hüseyin Bey. Ancak zekat malı temizlediği için aslında çoğaltıyor. Çünkü Allah-u Teala'nın bir emrini yapmış oluyoruz. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde namazla beraber zekat bizlere öğretilir. Bismillah. Ve akimus salate ve atu zeka. Namazı kılınız, zekatı veririz. Peki biz zekatın kimlere verileceğini ve nasıl verileceğini de Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresi var. Bu surenin 60. ayetinde Bismillah. İnnemes sadakatu lil fuqara'i vel mesakine vel amilin aleyha diye devam eden ayette zekatın fakirlere, miskinlere, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenenlere, esaretten kurtulacak olan borçlulara, Allah yolunda cihad edenlere ve yolda kalmışlara verilmesi bizlere öğretiliyor.
Tabi bununla beraber bir de zekat toplayan memurlar var. İslam tarihinde bunlar olduğu için ayet-i kerime bizlere bunu da haber veriyor. Dolayısıyla biz zekatımızı nisap miktarı mala sahip olan, yani dinen zenginlik ölçüsü nisap miktarı mala sahip olmaktır. Bunun ölçüsü de 80.18 gram Diyanet İşleri Başkanlığımızın açıkladığı nisap miktarıdır. Tabi nisap miktarı Peygamber Efendimiz'den bizlere kadar gelir. Diyanet İşleri Başkanlığımız her sene fitre miktarını açıklar. Bu sene inşallah 2019 yılında bizlerin Ramazan-ı Şerif'te vereceği fitre miktarı 23 TL olacak. Yani geçtiğimiz yıl 19 TL idi, bu sene 23 TL. Ne demek nisap fitre miktarı? Bir fakirin bir günlük doyumu demek. Yani ortalama sabah ve akşam olmak üzere 23 TL'ye bir vatandaş çorbasıyla, yemeğiyle ortalama bir şekilde doyabilecek demektir. Efendim ben 23 liraya doymam, ben 100 liraya doyuyorum. O zaman o kişinin nisabı 100 TL'dir. 23 TL en alt, minimum seviyedir. Bunun üstünü vatandaş kazancına göre, harcamasına göre belirleyecek ve bunları verecektir. Fakir, miskin, bu kardeşlerimize, yolda kalmışlara, Allah yolunda gayret edenlere, malı olmayan, nisap miktarı malı olmayan Müslümanlara da mutlaka zekatlar verilmelidir. Peki zekat ve fıtır sadakasının sahih olmasının en önemli şartı Hüseyin Bey, temliktir. Yani malı devretmektir. Fakire bizzat kalbini kırmadan, gönlünü incitmeden, ona herhangi bir ezilmişlik psikolojisine koymadan, gönül huzuru ile malımızı, paramızı, zekatımızı, sadakamızı evine, hanesine ulaştırmak ve bunu Allah rızası için yapmak. Yani bir gösteriş amacı, bir olağanüstü bir durum gibi ortaya koymak yerine Allah'ın rızasını kazanmak için mutlaka vermeliyiz. Bir de Hüseyin Bey sorunuzla alakalı olarak zekatın verilmeyeceği, kimlere zekat verilmez? Bu konuda da bizi izleyenleri bilgilendirelim. Zekat İslami literatürde usul-i furu olarak bizlere haber verilir. Yani bir kişi babasına, annesine, dedesine, nenesine, büyüklerine doğru, yukarıya doğru büyüklerine veremez. Aşağı doğru da oğluna veremez, oğlunun çocuğuna veremez. Kızına veremez, kızının çocuğuna veremez. Torununa veremez. Eşine veremez. Müslüman olmayanlara veremez. Ve zengin, yani asli ihtiyaçlarından fazla nisap miktarı malı olan kişiye de zekat verilmez. Bunun dışında dayısıdır, halasıdır, komşusudur, akrabasıdır, teyzesidir, tanıdığı gerçekten fakir olan insandır. Bu insanlara, bu kardeşlerimize zekatımızı az önce de ifade ettiğimiz gibi kırmadan, incitmeden, herhangi bir büyüklük psikolojisine girmeden Allah'ın verdiği malı Allah yolunda harcamak infaktır. Zaten başta da ifade ettik. Zekat malımızı temizleyen ve bizi gönül huzuruna erdiren çok önemli bir ibadettir. Peki efendim, bir elin verdiğini diğer el görmemeli diye bir tabir var. Evet. Zekat, fitre bunlar evet. Böyle olmalı, evet, olmalı evet. Değil mi? Mutlaka Hüseyin Bey, zekatımızı bir büyüklük olarak vermemek lazım. Kalbi selim ile vermek lazım. Karşı tarafı inciterek, rencide ederek, büyüklük taslayarak zekat vermek, karşı tarafı rencide etmek olur. Zaten Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, El yedül ulya hayrun minel yedi süfla. Veren el, alan elden üstündür. Verebilmek. Ben geçtiğimiz yıllarda bir kitap okumuştum. Kurbanla alakalı idi. Diyordu ki orada, kurban kesmemek için bahane arayacağımıza, kurban kesmek için çare aramak lazım. Şimdi bugün az çok kazanan, yani bir işe giren, asgari ücret maaş alan, az çok maaş alan her kardeşimiz isterse bir fakiri sevindirebilir. Ama o fakir gerçekten fakir olmalı. Arayıp bulup doğru yere ulaştırabilmek için de gayret içerisinde olmamız lazım. Bizim için esas olan ibadeti hak rızası için yapabilmek ve Allah'ın rızasını kazanabilmektir. Gerisi gelip geçici menfaatler de olsa gerek. Peki efendim, dinimizin konu edildiği bazı yarışmalar oluyor. Kur'an-ı Kerim okuma gibi, kitap okuma gibi dini konularda yarışmalar yapılıyor. Buralara da biliyorsunuz zenginler, iş adamları yahut halktan yardımlar geliyor. Evet. Bunlar dağıtılıyor. Bunlar fitre, sadaka ve zekat olarak geçer mi? Geçer mi?
Hüseyin Bey, eğer o kişi, yardım eden o kardeşimiz bunu zekat niyetiyle, fitre niyetiyle, sadaka niyetiyle yapıyorsa ve bunu da kendi hesabına göre tutuyorsa, evet, zekat yerine geçer, fitre yerine geçer, sadaka yerine geçer. Esas olan ama burada o kardeşimizin bunu bilinçli bir şekilde yapmasıdır. Zaten Hüseyin Bey, zekat vermek için zekat mevsimi, zekat zamanı Ramazan değildir. Yani o malın yıllanmasıdır. Biz ona İslam literatüründe havalanül havl diyoruz. Yani malın yıllanması. Örnek veriyorum, bir vatandaşın nisap miktarını aşan bir parası var. Bir geliri var. Nemalanan, artan bir gayrimenkulü var. Bunun karşılığını yılı dolduğu andan itibaren verebilir. Örneğin şu anda biz Nisan ayındayız. Ama Ramazan-ı Şerif Mayıs ayında. Yıllanması Nisan ayında olduğu zaman o kişinin Nisan ayında zekatını vermesi gerekir. Peki efendim, ben bunu erteleyip Ramazan-ı Şerif'te versem olur mu? Tabii ki olur. Allah kuluna kolaylık ister. İslam dini kolaylık dinidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri buyururlar ki innet dine yusrun. Din kolaylıktır. Dolayısıyla bir kardeşimiz, bir iş adamımız, bir ticaret erbabımız bir hediye verirken, bir bağış verirken, bir yere bir yardım yaparken eğer o yardım yapılacak yerde zekat vermeye uygunsa bunu ben zekatımdan düşeyim mi? Evet, düşsün. Bu zekat yerine geçer Hüseyin Bey. Hocam, dini konularda çok konuşacağımız şeyler var aslında ama evet, hem programımızın içeriği açısından zamanımız çok kısıtlı. Size bize verdiğiniz bilgilerden dolayı halkımızı aydınlattığınız için çok teşekkür ediyoruz. Diğer programlarda tekrar inşallah birlikte oluruz diyorum. İnşallah efendim. Ben de sizleri göl yakamızda, ilçe müftülüğümüzde misafir ettiğimiz için çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İnşallah sizlere yayın hayatında başarılar diliyorum. Bizleri izleyen kardeşlerimize de iki cihan saadeti diliyorum. Oksijen TV izleyenleri, her hafta yaptığımız Cuma'ya doğru programında bugünkü konuğumuz Göreköy Müftümüz İbrahim Kapancı'ydı. İbrahim Hocam'a çok teşekkür ediyoruz. Gelecek haftalarda diğer konuklarla birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.